İrlanda'nın Güney Adası'nın orta batı kıyılarına. Bilim adamlarımız şimdiye kadarki en zorlu mücadelelerine girişecekler. Önümüzdeki 6 hafta boyunca birkaç bilim sorununu çözmek için doğa şartlarıyla mücadele edeceğiz. Sadece basit gereçler kullanacağız. Bir malzeme çantası ve çok fazla bilimsel beyin gücü. Maceracılarımız şunlar. Mike Bullivan, yaratıcı kimyagerimiz. Ayrıca tek kişilik komedi gösterileri yapıyor ve meraklı bir doğa tutkunu. Kathy Sykes, el avuca sığmayan bir fizikçi ve ekstrem sporlar fanatiği. Mark Leahy, kendine özgü bir biyolog. Ayrıca araba tamircisi ve yakın dövüş uzmanı. Alan McCauley, ikinci evi Amazonlar alan Missouri'li gözü pek bir botanikçi. Jonathan Hare, bilim beyni ve sanatçı gözü olan bir fizikçi. Tam bir Rönesans adamı. Ve ben, Kate Humble, tuhaf görevlerin kızı. Hep birlikte Rice Science'ı oluşturuyoruz. Dünyanın öbür ucuna 20 bin kilometre yol gidip sert ve ilkel bir bölgeye, Yeni Zelanda'nın batı kıyısına geldik. Dünyanın en yağışlı bölgelerinden biri. Yılda 5 metreden fazla yağmur yağıyor. 150 yıldan daha uzun zamandır maden arayanlar dağlara, sellere ve çığlara sadece tek nedenden meydan okudu. Altın bulmak için. Henüz bilmiyorlar ama bizim ekip de aynını yapmak zorunda. Bilimsel bilgileri gerçek bir sınavdan geçecek. Burası evimiz. Eski bir kereste atölyesi. 6 hafta boyunca operasyon merkezimiz olacak. Elektriğimiz, suyumuz, ulaşım aracımız var. Çok güzel. Ama bu rahata fazla alışmayın. Çünkü arazide çok işimiz olacak. Yarı terk edilmiş kereste atölyesi mükemmel bir operasyon üssü. Hala alet edevatla dolu. Eski altın çıkarılan bölgelere yakın. Pekala, o zaman işe koyulalım. Yapacaklarımız şöyle. Bu hafta hep birlikte zengin olmak için bilimsel yeteneklerinizi kullanmanızı istiyorum. 150 yıl önce buranın kuzeyine büyük bir altına hücum yaşandı. Mike ve Alan, siz o eski öncülerin ayak izlerini takip edip o tepelerde ne kadar altın bulabileceğinize bakacaksınız. Kumarhane gibi. Ve Jonathan. Sen de altın bulabilirsin ama biraz daha ileri teknoloji kullanarak bir metal dedektörü yapacaksın. Evet. Mark ve Kathy, biz de ne kadar zengin olacağımızı hesaplayacağız. Bunu da ne kadar altın bulacağımızı bilerek yapacağız. Bu yüzden doğru tartan bir teraziye ihtiyacımız olacak. Buradaki her şeyi alın. Burada ve dışarıda kullanabileceğiniz her şeyi toplayın. Buradaki doğal kaynakları kullanın. Bunlar da bu hafta işinize yarayacak şeyler. Her yeri iyice araştırın. Tam 3 gününüz var. Bavulda sürprizler var. Bir torba şeker ve eski radyolar. Bu haftaki görevimize faydası olabilir. Hangi parçaları nasıl kullanacaklarına bilim adamlarımız karar verecekler. Ekibin hassas bir teraziye, bir metal dedektörüne ve çok miktarda altına ihtiyacı var. Çünkü henüz onlara asıl görevimizi açıklamadım. Programın sonunda som altından bir hediyelik eşya yapacaklar. Arkadaşlar, ne kadar altın buluruz dersiniz? Bunu bilmemiz gerek. Miligram mı, gram mı, yoksa daha kaba ölçümü yapacağız? Aa, olamaz. Altın çok yoğun. Ne kadar çıkaracaksınız? Küçük parçalar çıkaracaksınız değil mi? İyimser düşünürsek şu kadar olabilir. 5 gram altın bulamazsak bırakırım. Emeklilikten tamam. Bahsediyoruz. Eski öncülerin altın bulmak için ayları vardı. Ama görevlerini tamamlamak için sadece 3 günü olan ekibimiz işe hızlı başlamalı. Diyorlar ki Mike, 5 ila 20 gram arasında ölçüm yapabilmemiz gerekiyormuş. Evet. Ben onlara mümkün değil ki. Mümkün değil. En kolayı basit bir terazi yapmak ama mümkün olduğunca hassas ve doğru yapmak. Yani bir levye şurada duracak. İki tarafa birer kap koyup dengeleyeceğiz. Bu ucu şu ideal yeri bulmak için kullanmanızı istiyorum. Nerede altın olduğunu anlamak için hangi jeolojik özelliklere bakacaksınız? Tam böyle bir şey. Hızlı akan bir nehir. Buzul vadiden inerken kayaların dibine sürtecek, ufalanacak ve nehir onu tamamen yok edecek. Nehir akarken bir tek kanal oluşturulmalı çünkü bu altını bir yere toplar. Nehirde kıvrımlar da olmalı.
Evet, o kıvrımlarda su yavaşlar ve ağır olan altın akıntıdan dışarı çıkar. İyi ki yaptım bunu. Yani hızlı akan bir nehir gerekiyor. Akıntının yavaşlayacağı, bir sürü kıvrımlar ve dağlardan dökülen altınların toplanabileceği bir yer olmalı. Mike Lyle'ın olası bir alan belirledi. Bataroa Nehri, 40 kilometre kuzeyde. Havadan iyi görünüyor ama yerden de bakmak gerek. Nehirdeki çakırlarda altın tozu ararken elleri kirlenecek. Kazmaya başlayalım. Ekibin en beceriklisi Jonathan. Sıkı çalışmaya başlamış bile. Sürekli bir ses tonu yayan bir metal dedektörü yapıyor. Dedektör, altın da dahil herhangi bir metalin üstünden geçerse bu tonun değişmesi gerekir. Bundan daha önce de yapmıştım aslında. 10 yıl kadar önce. Ne yaptığımı hayal meyal hatırlıyorum. Galiba bu tür şeyler yapmayı seviyorum. Bir şeyler yapmak hep ilgimi çekmiştir. Şu anda yaptığım parça arama halkası. Metali algılaması için toprağın üstünde dolaştırdığınız şey. Umarım altın bulabiliriz. Mike Leahy ve Katie bir terazi yapmanın o kadar da kolay olmadığını anladılar. Planımız şu. Şöyle büyük bir parça altını tartarken altını buraya koyacağım. Sonra tek yapman gereken bunu ileri ve geri oynatmak olacak. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Henüz ilk günün yarısındayız ama siz neredeyse bitirmiş gibisiniz. Hayır, bence daha çok işimiz var. Evet, çözmemiz gereken büyük zorluklar var. Nedir onlar? Ağırlığımız yok. Mutfak tartısı kullansak gram, kilogram falan olur ama bizde onlar yok. Doğru. Evet, anladım. Basit gibi görünüyor ama aslında zor. İyi ki bu şeker var. 500 gram olduğunu biliyoruz. Yani hiç şeker kaybetmemeliyiz. Sonunda 1 gramlık az miktarlar elde etmeliyiz. Toprağı eleyerek altın çıkarmak hem zor hem de yavaş bir iş. Ama Alan'la Mike püf noktasının kuvvetli sallamak olduğunu söylüyorlar. Altın kurşundan 1,5 kat daha ağır olduğu için teoriye göre tavanın dibine çökecek ve üstüne hafifçe su gelince daha hafif olan kumlar akıp gidecek. Kar maskesi takmalarının bir nedeni var. Yeni Zelanda tatarcıkları. İnsan kanının lezzetli bulan korkunç ısıran böcekler. Nasıl gidiyor Jonathan? Oluyor. Bobin tamam. Metal dedektörü gibi oldu. Baksana. Çok güzel değil mi? Evet. Aynen metal dedektörü gibi duruyor. Bip bip. Yani tam olarak bittiğinde, örneğin bu İngiliz anahtarının üstünden geçirirsem deli gibi ötmesi gerekiyor. Umarım deli gibi ötmez. Ama evet, bir bip sesi ya da bir ton olacak evet. Metale yaklaşınca bu ton değişecek. Affedersin, bobin denen yer neresi? Bu tahta halkanın etrafında teller sarılı. Anladım, telleri görebiliyorum. Metali onlar algılayacak, öyle mi? Elektronik parçalar da bu küçük kutuda olacak. Çünkü Yeni Zelanda'da çok yağmur yağar. Yağmurdan korumak için buraya koyacağım. Çok güzel. Buraya da pil koyacağız. Elektronik parçaları radyolardan sökeceğim. Radyolardan birini amfi olarak kullanacağım. Radyolardan birinden hoparlör alacağım. Umarım çalışıyordur. Yani bobinin yarattığı frekans değişikliklerini duyabileceksin. Evet. Öyle mi? Evet. Hoparlörden duyulacak. Çok beceriklisin. Şimdi ne yapacaksın peki? Radyoların parçalarına bakacağım. İşime yarayanları bulacağım. Küçük devreler yapıp lehimleyeceğim. Kutuya yerleştireceğim. Radyoyla kablo bağlantısını yapacağım. Yani yapacak çok iş var. Anladım. Peki yarın gün ortasında test edebilme ihtimalimizi ne kadar sence? En iyisini dileyelim. Mike, evet. Altın buldum galiba. Şuna baksana. Evet, altın bu.
Evet. Evet. Bakayım bende de var. Bak işte o. Evet bulduk bulduk. Madeni bulduk. Seninkini nereden buldun? Şu büyük kayanın arkasında. Benimki de tam onun altındaydı. O zaman belli noktalarda arayalım ve altın bulduğumuz yerleri işaretleyelim. Evet, taşları üst üste koyarız. Mümkün olduğunca çok altın toplama baskısı başladı. Sonunda bir hediyelik eşya yapmak için yeterli altınları olmalı. Ama onlar bunu henüz bilmiyorlar. Şu an terazi canlarını yeterince sıkıyor zaten. Düşündüğümden çok daha dikkat ve incelik gerektiren bir iş. Şeker kullanmayı bırakıp çivileri kullanmaya başladım. Çünkü şekerle çalışmak çok zor. Suyla ıslandığı için zamanla ağırlığı değişiyor. Hem şeker tanelerini saymak da imkansız. Çok küçük ağırlıklar için sayabildiğim bu çivileri kullanıyorum. Bunlarla çalışmak çok daha kolay. Şimdi bu bir miktar şekeri buradaki çivilerle dengelemem gerekiyor. Sonra bunların yaklaşık ağırlığını bulabilir ve bunları ağırlık birimi olarak kullanabilirim. Küçük bir ödül için saatlerce çalışan altın arayıcılarımız bir karar vermek zorunda. Altın buldular ama eleyerek aramak çok yavaş oluyor. Yapmamız gerek. Tamam, nehrin akışını taklit edelim. Su akarken hafif şeyler suyla beraber gidiyor. Ağır olanlarsa dibe batıyor. Evet. Bir kutu yapalım. Evet. Ve üstünden su akıtalım. Altın arayıcılarımız altını kumdan ayırmak ve üretimi hızlandırmak için bir kutu yapacaklar. Birinci günün sonuna geldik. Jonathan elektronik devresini tasarlarken, Mark ve Kathy bir torba şekeri terazide kullanılacak küçük ağırlıklar haline getirmekle uğraşıyorlar. Uzun ve zor bir günün ardından akşam yemeğini yerel şef Ricky hazırlıyor. Ekip bugün nehirde bulunanları inceleme fırsatı buluyor. Sonra kullanılmayan bir tava aldım. O tavada küçük bir parça buldum. O kadar. Kathy hesaplamalar yaparak bir çivinin ağırlığını bulmaya çalışıyor. Ama Mike Lee'nin başka fikirleri var. Çivileri ve şekeri bölmekte zorlanıyoruz. Sizin orada terazi var mı? Var. Güzel. Acaba bu fındıkları tartabilir misin? Kaç fındık bir gram ediyor? Acaba oradan bir yere varabilir miyiz? Mike, bunu bilimi kullanarak yapabiliriz. Ben bilim adamıyım. En kolay yolu arıyorum. Buna hile denmez. Sanatsal düşünme denir. Ekibin kararı hile yapmama yönünde oldu. Mike Lee gerçek bir bilim adamı olmak zorunda. Yeni Zelanda'nın batı kıyısı sağanak yağışlarıyla ünlüdür. Nehirde hayat bugün çok zor olacak ve daha çok kas gücü gerekecek. Bu yüzden Mike Lee terazi yapımından alındı. Onun yerine ahşaptan yıkama kutusu için gerekli malzemeleri topluyor. Size hediyeler getirdik. Mükemmel olacak. Nasıl çok gidiyor? Daha iyi olacak. Biraz çalışmaya hazır mısın Mike? Bu havada mı? Hiç şansın yok. Yıkama kutusunun içine su akıp giderken altın parçalarını tutacak bir şey gerekiyor. Nehrin yanındaki ormanda Alan bu sorunu çözmek için botanik yeteneklerini kullanıyor. Özellikle aradığımız şey bunun gibi bir şey. Yeni Zelanda yerli dilinde buna ponga diyorlar. Uzun gövdeli büyük bir eğrelti otu. Bu bitki dinozor çağından beri var. Çok eski bir bitki. Bunlar gövdenin dışında, havada yetişen kökler. Bu kökler normalde gövdenin dışında besinleri ve suyu yakaladığı için altınımızı da yakalayacak. Harika. Bunlardan arıyoruz. Tamam. Ben şu tarafa gideyim, tamam. Sen o tarafa. Aha. Örnek olarak bunu alabilir miyim? Tabii. Eski kereste atölyesinde Jonathan metal bulununca tondaki küçük değişikliği yükseltecek devreyi yapıyor. Bugün yapacak çok işim var. Aslında biraz endişeliyim. Radyolardan bu parçaları sökmem ve doğru şekilde bir araya getirmem gerekiyor. Bu yüzden biraz sıkıntılıyım diyebilirim. Metal dedektörü devresinin merkezinde transistörler var. Burada transistör bir amplifikatör oluyor. Transistörler küçük siyah şeyler. Ne olduklarını biliyorum. Kablo bağlantılarını anlayıp devremde çalışacak gerekli parçaları almam gerekiyor.
Dün gece saydım. Bu torbada 1268 çivi var. Birkaç tane daha eklemek zorunda kaldım ama artık onlarla birlikte 500 gram ettiğini biliyorum. Artık tek çivinin ağırlığını tam olarak bulabileceğim. Bu pangayı yontmamız lazım. Ne yapmamız gerektiğini sana göstereyim. Panga mı? Evet, bu panga ağacı. Sanayi tipi yıkama kutumuz için bunu kullanacağız. Asma kaba alifine benziyor. Aslında zaten öyle. Bir sürü kum ve çakıl bunun üstünden geçecek. Su akarken de altının buna takılmasını umuyoruz. Tamam. Dışarı nasıl çıkarıyorsun? Ha, orası sır. Onu sonra söylerim. Alan başındaki o kar maskesiyle yuvarlak masa şövalyesine rastlayan bakire Marion'a benzemiş. Onlar yıkama kutusunu yaparken ben de tavayla altın aramayı deneme fırsatı buldum. Burnuma tatarcık kaçtı. Yaklaşık 20 dakikadır kum yıkıyorum. Ve işte servetimi toplama bu kadar. Siz burada altı görüyor musunuz? Ben göremiyorum da. İşte emeğimizin sonucunu aldık. Alüminyumlu altın olduğunu bildiğimiz yerlerdeki kum ve çakılları alacağız. Onları dün tespit etmiştik. Sonra buraya su koyacağız. Su bu engellerden akacak. Nehirlerdeki kaya parçalarının yaptığı şeyi yapacağız. Sürekli bir su akımıyla tortuyu yıkayıp atacağız. En üstten altın akacak. Tabii teori olarak böyle. Şimdi Lee'nin patentli yıkama kutusunu test edelim. Buraya para için geldik. Para için geldik. Bu ilk milyonumuz. Böyle mi? Evet böyle. Bak oluyor. Evet öyle. Bu çok önemli bir an. Tüm elektronik devreler yapıldı. Test ettim. Evet, her parça çalışıyor. Ama bir araya gelmiş haliyle denemedim. Şu anda son haliyle ilk kez deneyeceğim. Amplifikatör burada. Radyoyu amplifikatör olarak kullanıyoruz. Pilimiz var, elektronik devreler ve bobin de var. Bir metal parçası alıp halkanın içine koyalım. Evet, çalışıyor. Abi. Evet, metal dedektörümüz çalışıyor. İlk denemede çalışması güzel oldu. Harika. Yine hesap yapıyorsun. Beni bilirsin, karşı koyamıyorum. Nasıl gidiyor? Gayet mutluyum. Bu çivilerden her birinin yaklaşık 0.38 gram olduğunu buldum. Yaklaşık mı? 0.385 gram. Yani bunları şu anda altını tartmak için kullanabilirim. Altını tartmak için terazimi kullanabilirim. Yeni bir terazi yaptım. Çok daha hassas olacak. Ve bu rakamdan dün bulduğum rakama göre daha eminim. Bak Kate, sesi duyuyorsun. Değil mi? Evet. Şu metal parçasının üstünden geçirirsen tonun değiştiğini duyabilirsin. Minicik bir insan olsaydım ve bunun içinden geçseydim havalanındaki alet gibi çalışacaktı. Evet, kesinlikle aynı. Tabii bu çok büyük bir metal parçası. Büyük bir metal parçası. Bu kadar büyük bir altın parçası bulursak tüm sorunlarımız çözülür. Gerçekten de çözülürdü. Akşamüstü oldu ve becerikli Cat'in işi neredeyse bitti. Bir çivinin ağırlığına eşit bir tel parçası buldu. Ve şimdi bu teli bir gramın kesirlerine bölecek. Ve yarın nehirde onun enerjisine ihtiyacımız olacak. Terazisi için mutlaka altın bulmalıyız. Bugün ne kadar iyi vakit geçirdiğimi ben bile şaşırdım. Çünkü beni tanıyan herkes ayrıntılarla uğraşmayı sevmeyen biri olduğumu söyler. Böyle küçük şeylerle uğraşıp ince hesaplar yapmak genelde beni çok sıkar. Ama burada bu şeyi daha da hassas yapmak için uğraşırken çok mutlu oluyorum. Yaptığım işten memnunum. Yarın nehre gideceğime seviniyorum. Ama seçeneğim olsa burada kalmayı tercih ederdim. 40 kilometre uzakta nehirdeyse yağmur ve tasarcıklar moralleri fena bozmuş. İnsanlar her gün buna nasıl dayanıyor bilmiyorum. Zor bilim güzel bir iş ama daha bir günde gına geldi. Çok emek gerekiyor değil mi? Evet. Bir de tasarcıklar var. Yoğunluğun işe yaradığına inanmalısın. Altın dibe çöküyor. Yoğunluk ve yer çekimi.
Bir şeyler topladığımıza olan inancımız işe devam etmemizi sağlıyor. Ama körü körüne inanç değil mi? Bunca işten sonra bile burada altın olup olmadığını bilmiyoruz. Evet, tekniğimizin gelişip gelişmediğini bilmiyoruz. Genelde böyle bir şey yaparken daha iyiye mi kötüye mi gittiğimizi evet, biliriz. Türkçe bulamayacağımızı biliyorduk. Üç parçacık. İkinci günün sonunda olumlu şeylerden söz edelim. Giderek daha hassas olan bir terazimiz var. Kati yakında mikrogramları tartabileceğini düşünüyor. Bu işimize yarayacak çünkü pek fazla altınımız yok. Jonathan dedektörün hassasiyetini arttırıyor. Belki de en iyi umudumuz onun nehirde büyük bir parça bulması. Yarın ilginç bir gün olabilir. Altına hücum değil de belki altın paniği olur. Şuraya bir tabak alabilir miyim? Tabii. Hadi, ne zaman hazırlanıyor? Evet. Bu durumda ben altın mı oluyorum? Oranı arttırdık. Elinle bugün daha çok altın bulduk. Söz verdiğiniz gibi. Evet, artık sanayi ölçeğine geçtik. Ve yıkma kutusuna küreklerle kum atıyoruz. Üçüncü gündeyiz ve Rice Science Camp'ını altın heyecanı sardı. Bugün bütün bilim adamları nehre geldi. Orada inanılmaz bir hareketlilik var. Jonathan, metal dedektörün hazır. Büyük sınav başlıyor. Hadi külçe bulmaya gidelim. Mike Leahy altın üretimini artırmak için ikinci yıkama kutusunu yapıyor. B dedektör. Dedektör bir şeyler buluyor ama altın mı acaba? Galiba içine su kaçıyor. Öyle mi? Bu yüzden sürekli ton değişiyor. Galiba. Merak etme, patlamaz. Olay uçmaz. Eğim daha fazla. Şu anda altının piyasa değeri ne acaba? Nehirdeki günümüzün sonuna geldik. Panga parçaları dikkatle çıkarılıyor. İçinde tutulması zor altın tozları olmalı. Altını ayırmak için parçalar yıkanıyor. Alan ayrıca bunları yakıp külleri tavada yıkayacak. Liflerin arasında kalmış altınları bulmaya çalışacak. Mark B'nin görevi ise yıkama kutusunun dibinde kalan Olivion'daki altınları aramak. Dikkat edin, yanlardakiler gidiyor. Akşamüstü oldu ve Yeni Zelanda'nın yağmurundan yeterince nasibimizi aldık. Herkes sığınmak için kereste atölyesine çekiliyor. Gerçekten çok uzun bir işlem. Evet, şu anda pek fazla görünmüyor ama bak şimdi. Bu kesinlikle altın. Evet. Ve bozulmamış, yani... Yıpranmamış ve demir gibi paslanmamış. Bakır, civa, paladyum ve gümüş altının lekeler. Altının üstüne kaç ayar olduğunu yazmak, evet, altının saflığını gösteriyor, öyle değil mi? Evet, 24 ayar altın %100 saf altındır. Evet. Diyelim 12 ayar altınımız var. Bu %50 saftır, yani yarı altındır. Ağırlığından anlaşılır mı? Yani daha saf olursa daha mı ağır olur? Evet. Konga ağacı çok yavaş yanıyor. Yani bugün bitmez. Ama yakmaya devam edeceğiz ve sonra bakacağız. Altın erimez. Kalan gün ışığı da hızla kayboluyor. Peki tahminin ne? Ne kadar sürecek bu? Çok yavaş yapacağım. Bulduklarımızı kaybetmek istemem. Peki. Bence yaklaşık bir saatimiz var. Olabilir mi dersin? Bunu ayırmak için mi? Evet. Ve Kati'nin terazisini de tartabiliriz ama sadece bu kısmı. Çünkü Ponga ağacından çıkarmamız gereken daha çok altın var. Onu başka bir güne bırakmamız gerekebilir. Demek ki bekleyeceğimiz bir şey olacak. Evet. Evet Kati. Kritik an geldi. Nasılsın?
Korkuyorum. Gerçekten korkuyorum. Çok iyi hazırlanmış gibisin. Yüzlerce küçük ağırlığın var. Evet, 1 gram var. Teli kesip 1 gram, yarım gram, 0.1 gram ve hatta 0.2 gram bile yaptım. Ama terazi peki, o kadar hassas şimdi olmayacak. Şimdi arkadaşları çağırıp neler yaptıklarına bakalım mı? Büyük an geldi. Evet, evet. Altın arayıcılar, bu tarafa gelin. Mike ganimetini taşıyor. Bence son 3 günün en önemli ortak başarısı ayak donması olayı yaşanmaması oldu. Yani bu havada çok iyi iş başardınız. Önce metal dedektörümüz. Jonathan, gerçekten metali bulan bir dedektör yaptın. Metali buldu. Tam bir başarıydı. Büyük bir teneke kutu ve küçük bir parça altın buldu. Ama bunlar önemsiz ayrıntılar. Siz altın arayıcılar, büyük emek sarf ettiniz. Emeğinizin karşılığını görebilir miyiz? Bu şey altın tozuna benziyor. Bu kesinlikle altın. Evet, altın. Bence 3.5 gram kadar. Şimdi düşürdüm Mark. Daha önce 5 demiştin. Evet, hazırız. Şimdi sen tut. Ben diğer tarafı dengeleyeyim. Tamam. Hangisiyle başlayacaksın? Önce yarım gram koyacağım. Yarım gramdan daha ağır. Biraz daha oynat. Şimdi ne kadar koyuyorsun? 0.1 gram. 0.5 ile 0.6 gram arasında. İnanmıyorum sana. Görev hassas bir terazi yapmaktı. Şimdi ne kadar iyi olduğunu kontrol edeceğiz. İyi ki bunu sana daha önce otelleri keserken söylemedim. Elektrikli tartı. Mike, o küçük kabı verir misin lütfen? Ayarlayalım şimdi. Evet. Tam 0 gram olsun. Evet, işte oldu. Katie burada 0.5 ile 0.6 gram arasında altın olduğunu söylüyor. Bakalım ne kadar yaklaşmış. Evet, oh, doğru bilmişsin. Oh, harika. İyi haberi veriyorum arkadaşlar. Burada 0.5 gram altın var. Muhtemelen pangalardan daha çok çıkaracaksınız. Bu dizinin sonunda sizden saf Yeni Zelanda altınından bir şey yapmanızı istiyorum. Ufacık bir parça. Tamam. Tamam. Tabii ideali hepimizin görebileceği bir şey olması, mikroskop olmadan. Önümüzdeki haftalarda o tepelerden altın çıkarmak için daha yaratıcı yöntemler bulacaksınız. Ama hepiniz yaptığınız işten çok memnun olmalısınız. Bu zor şartlarda çok güzel 3 gün geçirdik. Tebrik ediyorum. Elinize sağlık. İyi iş başardınız. Evet. Evet. Ralph Sainz'ın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Ralph Sainz'ın sonraki bölümünde altın arayışımızı sanayileştireceğiz. Büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Ve bizim hatamız değil. Ormanda tuhaf şeyler oluyor. Alan depremleri araştırırken Mike Bullivan kozmetik ürünler yapmaya çalışıyor. Oh, bence Alan bunu sürmek istemez.